Sevgili izleyicilerimiz, bugün yine yeni bir programda, yeni bir köyde yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlerle beraber Kavun Karpuz Diyarı Çavuşköy'e geldik. Karacabey Çavuşköy'üne geldik. Çünkü hemen buraya bir tane tank yapmış muhtarımız. Kavun Karpuz Diyarı Çavuşköy'e hoş geldiniz yazmışlar. Ve yolda da hoş geldiniz için gelmişler, karşılıyorlar. Bir hoş tarafta... geldiniz efendim. Hoş bulduk. Köyümüze. Hoş bulduk. Nasılsınız? Köyümüze hoş evet, geldiniz. Evet bakın Zeki abimiz hoş de böyle kavunları hoş iyi geldiniz. İyi göbek yapmış maşallah. Hoş geldiniz. Evet korucumuz da burada. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet hemen soruyoruz muhtarımıza. Karacabey ilçesine ve Bursa'ya ne kadar uzaklıkta? Köyümüz Karacabey'e 26 kilometre, il merkezine 92 kilometre uzaklıkta. Evet hemen dibimizden Çanakkale-Karacabey yolu geçiyor. Evet. Çanakkale yolu ayrımından da köy merkezimiz 3 kilometre. Peki bu yolun size faydası var mı? Tabii bu yolun bize bağlantısı büyük şehirlere olduğundan dolayı faydasını çok görüyoruz. Başta öğretim için Bandırma'yı kullanıyoruz. Çünkü yakınlık olaraktan Karacabey'den daha yakın. Evet. İl merkezinin transit geçiş güzergahı olduğu için ulaşımlarda bize çok faydası oluyor. Bandırma'da deniz ulaşımı evet. olduğu için rahat ulaşım sağlıyoruz orada. Evet. Evet, köyümüz konum olaraktan iyi bir yerde. Şimdi, memnunuz. Sevgili izleyicilerimiz biz muhtarımızla köyde daha çok anlatacağız. Köyle ilgili bilgileri köylülerden alacağız. Ama biz muhtarımızı alıkoymuyoruz. Çünkü işi var. Çok çalışkan bir muhtar. Diyor ki köyüm kadar kendimi de düşünüyorum evet, diyor. Şimdi evet, diyor evet, evet, var. Evet, evet. Yanında böyle koruyucu bize... Sizi 15-20 dakika kadar yalnız bırakacağım. Evet. Gerekli işlerimi yerine getirdikten sonra evet. size beraber eşlik evet, edeceğim. Evet. Sevgili izleyicilerimiz, Karacabey Çavuşköy'ün köy meydanındayız şu anda. Size tabi dedik ki kavun karpuz diyarı burası diye. Gerçekten Karacabey köylerinin karpuzlarının en çok satıldığı bir köy burası. Zaten karpuz diyarı diye tanga da yazmışlar girişte gördük. Elimizde kavunu gördük, 40 ağaç kavununu. Bir de böyle karpuzumuz var böyle. Eski zamanlarda biliyorsunuz bunlar siyah tabi çoğunları. Şimdi tek renk olmaya başladı. Evet, burada köyün, Çavuşköy'de en çok araziye sahip, efendim ne bileyim, eken diken bir abimiz var. Önce oradan başlıyoruz. Aynı bakın karpuzumuz gibi abimiz de böyle şişman bir abimiz var ama çok sevimli. Sakın öyle olduğuna bakmayın, çok çok sevimli. Evet, hemen tanıyoruz kendisini. Bir tanıyalım bakalım seni. Zeki Diler, 1952 doğumlu, Karacabey Çavuşköy, Bursa. Evet. Burada doğdun, burada büyüdün. Tabii, burada doğduk, burada büyüdük. Evet, kaç yaşındasın? Aşağı yukarı 57 yaşındayım. 57 yaşından beri çiftçilikle mi geçiyorsun? Gayet tabii, hayvancılık, çiftçilik. Evet, Zeki abimizin 1200 dönüm kadar arazisi var. Bakalım neler ekiyormuş oraya? Evet, neler ekiyorsun Zeki? Vallahi işte 500 dönüm buğday ekeriz. Evet. 150 dönüm mısır ekeriz. 150 dönüm domates ekeriz. 50 dönüm pancar ekeriz. 50-100 dönüm civarında kavun karpuz ekeriz. Peki şöyle bir soru sorayım ben sana. Şimdi bu seneki fiyatları nasıl buluyorsun? Fiyatlar tabi Allah'ın bir şeysi. Afatı falan. Allah'ın bir bereketi. Fiyatları değiştiren şey Allah'ın bereketidir. Ben başka şeye şey yapmam. Bu sene çok sıcaklardan dolayı ürünlerde verimler kısaydı. Bir dakika Zeki abi. Sevgili izleyicilerimiz, Zeki abimiz diyor ki fiyatları diyor ayarlayan Cenab-ı Hak'tır diyor. Evet çok güzel bir yere değindi. Evet, 4 tane büyük melek var biliyorsunuz. Bu 4 melekten bir tanesi de Mikail Aleyhisselam. Mikail Aleyhisselam da biliyorsunuz yağmurlara, havalara, tabiat afetlerine müvekkil bir melektir. Onun için diyor ki Cenab-ı Hak fiyatları o ayarlar diyor, değil mi? Tabii. Tabii.
kavun, karpuz açık pazarına Türkiye'nin aşağı yukarı her tarafından alıcı bulur. Evet. Bu seneki fiyatlar nasıl? Bu seneki fiyatlar Allah'a şükür geçen yıllara göre tabii ki verimler kısaydı. Allah'ın bazı afatlarından dolayı fiyatlar normal. Kaç paradan gitti? Ya bu işte kavun işi 500 liradan başladı. 600, 700, 600 lira civarına kadar gitti. Karpuz çok enteresan bir fiyat yaşadı. Hı hı. 300, 150 lira gibi başladı. 700 lira kadar toptan fiyatlar yükseldi. Bu da tabii ki Cenab-ı Allah'ın bir afatı. Dolu söz konusuydu. Dolu vurdu bazı yörelere, mevkilere. Aşağı yukarı dolunun yaptığı hasar tahminim %20 civarındaydı karpuzlara. Peki, bu da eklenince fiyatlar yükseldi. Havaların çok sıcaktan dolayı fiyatlar yükseldi. Hepsi bir araya geldi. Peki bu zararlara herhangi bir devletin bir faydası var mı? Ya işte devletin tabii ki faydası var. Gereken prosedürler yapılsaydı, sigortaları yapılsaydı bu ürünlere devlet tabii ki fayda yardım ediyorsunuz. Şirketler tabii ki. O tabii ki etmez. Gene çiftçimiz çekti. Gayet tabii böylece. Çiftçimiz çekti. Evet, burada şimdi bu kavun karpuzun haricinde neler var ön sırada? Hayvancılık var mı mesela? Hayvancılık çok yoksa da var. Çok azaldı. Genelde tarıma dayalı azaldı. Yani. Evet, çok azaldı hayvancılık. Yani 2 yıla göre hayvancılık kesinlikle %70 azaldı. %70 azaldı. Bu da tabii ki insanlar süt fiyatlarından dolayı bu hayvanlarını uzaklı vaziyette kestirdiler. Burada hükümetin bana göre yanlış işleri oldu. Hükümet litre başında bu hayvanlar kesilirken 100 lira bütçeden para verseydi bu buzaklı yeni doğan hayvanlar kesilmezdi. Evet. Evet sevgili izleyicilerimiz, Zeki abimiz diyor ki Karacabey'in 26 kilometresindeki bu Çavuşköy diyor, Karacabey ekonomisine ve Türkiye ekonomisine çok büyük katkıları var diyor. Özellikle diyor tarım ürünlerinde diyor. Gerçi Zeki abimiz kuru tarım üzerine çalışıyorlar ama diğer çiftçilerimiz burada genelde kavun, karpuz gibi meyvelerimizi, sebzelerimizi ekiyorlar. Evet, abimize teşekkür ediyoruz. Son olarak selam sabah şöyle bir alalım senden. Rumeliye TV'ye çok selam. Devamlı izliyorum diyor. Hiç kaçırmıyorum diyor. Özellikle Bandırma'da diyor. Hatta diyor Bandırma'da deniz kıyısında balık diyor böyle yerken diyor, keyif yaparken bile izliyorum diyor. Açtırıyorum diyor. Evet, bakalım kavun karpuz diyarında duran, burada ikametgah eden bu abimiz kimmiş? Ben burada Bitişik Komşu Köy'den. Bitişik Komşu Köy'denmiş. Evet, sizi bir tanıyalım önce. Ben Muammer Bayraktar. Evet, burada ne arıyorsun o zaman? Burada çalışıyoruz. Ne yapıyorsun burada? Kavun karpuz işi. Evet, nasıl yapıyorum? Bir şimdi anlat bakalım seyircilerimize. Ne şekilde anlatayım? Buradaki olay... Yani nasıl oluyor buradan alıp gönderme? Yani bunu bir anlatalım. Burada Türkiye çapında Türkiye'nin her yerine kavun, karpuz sevkiyatı olmaktadır. Olur evet. Oluyor. Şimdi malın değerine göre, alıcıya göre... Nasıl geliyor mu bu sene alıcılar, iyi mi? Bu sene alıcı geliyor, evet. Alıcı geliyor fakat... Hani mal gene bana göre değerli gitmiyor. Bir karpuz tavan yaptı, o da boşluk yaptığı için... Hı hı. Kavun bayrama kadar tavan yaptı. Ondan sonra şimdi remorku 400 bin lira. Evet. Dış piyasada 1,5-2 milyondan aşağıya bana alamıyorsun bunu. Bu şekilde diyorsun. Bu şekilde hani köylüyle ne bileyim hani dış piyasa arasında bayağı bir fark oluyor. Fark oluyor diyorsunuz ama mecburen bunu ekecekler, bunların geçim kaynağı. Ya muhakkak tabii muhakkak. Başka çaremiz yok yani şu anda. Yok. Yok. Evet, teşekkür ediyoruz abimize. Şimdi buradan bir tane de alıcı dediler ya, abimiz toptan gönderiyor oraya buraya alıp, bir tane de dıştan gelen bir abimiz var. Tabii yakın ilçeden, Mustafa Kemal Paşa'dan gelmiş. Bakalım kendisini tanıyoruz. Evet, şu anda buraya toptan karpuz, kavun almaya gelmiş bir abimiz var. Hemen tanıyoruz, bakalım ne alacak bugün. Mustafa Kemal Paşa'nın Koşuboğazı köyünden geliyorum. Burada devamlı her sene buradan kavun alıyorum. Çok güzel tatlı kavunları var. Bu köyün aşağı yukarı dış köyler, yani yanındaki köyler, bu köyler getirdiği mallar çok güzel tatlı. Burada mı toplanıyor bu kavun karpuzlar? Burada toplanıyor. Pazarı burada oluyor. Çok güzel. Yani bu sene fiyatlar biraz köyümüze düşük.
Yani gerçekten köylümüz hakkını alamadı bu sene. Biraz afatlardan dolayısıyla oldu herhalde. Böyle işte bunlar burası. Peki koşu boğazında yetişmiyor mu kavun karpuz? Koşu boğazında da yetişiyor ama koşu boğazında şimdi biraz domatesçilik, hayvancılık önde olduğu için pek böyle bir şeyle ekmiyorlar yani. Ekmiyorlar diyorsun. Ekmiyorlar. Genelde buradan karşılanıyor diyorsun. Genelde buradan geliyoruz, buradan alıyoruz kavunumuzu, karpuzumuzu götürüyoruz. Biz de Kemalpaşa'da, pazarlarımızda satıyoruz yani. Ekmek paramız. Civar ilçelerde orada burada satıyoruz. Her tarafa gidiyoruz yani. Devamlı da buradan alıyoruz. Peki. Çok da güzel kavunlar, karpuzlar tatlıdır. Peki, çok teşekkür ediyoruz size. Şu anda halen hazırda sigara içiyorsun, ne içmiyorsun bakalım. İçiyorum. İçiyorsun. Bu sakatlığın biraz ondan gibi görünüyor. %80'i. %80'i diyorsun. Bir bakalım bakalım sigara hakikaten içiyor musun? Bak üzerinde burada hasta işaretleri var. Kimisinin ciğeri paralanmış, kimisinin... Niye madem bunu bile bile halen içiyorsun, bak kendi kötürüm sakat olarak kalmışsın. Şimdi bunu bile bile içiyorum. Zorunlu stresi yaşamaktan. Evet. Yani. Başka türlü atamıyorum diyorsun. Atamıyorum. Peki ne iş yapıyorsun şu anda? Nasıl geçimini sağlamak? Şu anda geçimimi sağlamak, yani şu anda kavun tarlası alıyoruz, köylerde yetiştirilmiş. Evet. Tarlada kökende alıyoruz. Buraya köyümüzün pazarına sunuyoruz romokla. İşçiliğini kendi çoluğumuz çocuğumuz yapıyor. Ve değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu şekilde para kazanmaya uğraşıyoruz. Ve bazı zaman geliyor, çok stresli hayatımız oluyor yani, çok stresli. Peki biz sana geçmiş olsun diyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, abimiz muhakkak tabii bir kötürüm olmuş ama hayata da küsmemiş ve bu şekilde köyde de dahi olsa geçimini sağlayabilmek için burada ne var? Kavun, karpuz var. Bunları değerlendiriyor ve bu şekilde geçimini sağlıyor ve Türkiye'nin çeşitli yerlerine buradan, bu da bir seyyar hal müdürü gibi diyelim. Değil mi? Aynen. Evet, Mehmet Çalışkan abimiz diyor ki benim bir tane diyor anım var diyor, anım. Bu anı neymiş? Çok merak ettim. Şimdi kendisine anlattırıyoruz ki seyircilerimiz de duysunlar. Evet, bu anı neydi? Benim anım, buraya Ecevit'in annesi köyümüze kadar geldi. Ve masada otururken ben yaşım çok küçüktü. 13 yaşındaydım, 12-13 yaşlarındaydım. Ve anısını yani paylaşıyorum. Gerçek olaraktan bir soru sordular. Yani Ecevit'i övünerekten değil yani. Gerçek yüzünü söyleyerekten, benim evladım dedi, helal süt emmiş evlattır dedi, birincisi. İkincisi, benim evladıma kimse komünist, faşist diyemez dedi. Yani bu kelimeleri sarf etti burada yani. O benim anım olarak kaldı yani. Gerçek yüzüm. Bu şekilde diyorsun. Yemeği de sizde mi oldu? Yemek de yedi. Erdem misafir olarak gelmiş. Erdem misafir olaraktan geldiği için o zaman Bandırma Devlet Hastanesi başhekimi, bizim de ahbabımızdı, buraya kadar da getirdi yani. Burayı gezmeye getirdi. Bu şekilde tanıştınız. Bu şekilde tanıdım yani. Peki selam söylemek istediğin insanlar var mı? Herkese çok selam. Evet, Çavuşköy muhtarına beraberiz. Kendisini şimdi bir tanıyacağız. Daha sonra köyünü kendi ağzından tanıyacağız. Bakalım buraya şu andaki yeni seçildi sanıyorum. Yeni mi? Evet. Birinci dönem değil mi? Evet, evet. Bakalım plan projesinde neler varmış, onları hep beraber dinleyeceğiz muhtarımızdan. Evet, mikrofonu muhtarımıza devredelim. Şimdi efendim tekrar hoş geldiniz. Evet. Ben Karacabey ilçesi Çavuşköy muhtarı Bünyamin Tahsin. 6 Haziran'da yapılan ara seçimlerle göreve geldim. Bundan önceki görevli olan arkadaşımız İl Genel Meclis üyesi olarak seçildiğinden dolayı yerine vekalet eden bir yıllığına bir arkadaş baktı ve kanunun da söylemiş olduğu gibi ilk gelen Haziran ayında seçim yapılır, yerine asaleten göreve gelir birisi dedi. Biz de böyle bir seçimle geldik. Tabii yeniyim, Haziran ayının 17'sinde görevlendirildim. Şurada 3-4 aylık bir görev sürem var. Heyecanımız var köyümüz adına. Peki muhtarlık nasıl bir duygu? Muhtarlık nasıl bir duygu? Dışarıdan bakıldığı zaman zor gelen veya işte nasıl ifade edeyim, sıkıntılı bir görev olarak görüyor insanlar ama muhtarlık aslında çok güzel bir şey. Köyün mülki amiri sayılıyorsunuz birinci sırada. Şimdi
yerel ve küçük yönetimlerde mülki amir olarak değerlendirmediğiniz takdirde halkla bütünleşerek daha basite indirgerseniz daha mutlu bir görev süreniz olur. Ben size şöyle bir şey sorayım şimdi. Biliyorsunuz şimdi önce muhtarları bir ikiye ayıralım baştan. Yani bir güleç yüzlü, bir gülmeyen yüzlü diyelim. Yani hizmet edebilmek için ne yapmak lazım? Nasıl davranmak lazım? Ben sizde çok güzel bir şeyler görüyorum. Siz evet, bunu söyleyin. Şimdi hizmet edebilmek için olmazsa olmazların başında bir halkın işinden gelen biri olmanız gerekir. Birinci sırada değil mi? Birinci sırada. İkinci sırada halkın yaşadığı sorunları yaşamış olmanız gerekir. Evet. Ki ona en ince noktasından değinebilirsiniz. Evet. Üçüncüsü de kucaklayıcı olmanız lazım. Evet. Biliyorsunuz muhtarlık da otonom, özerk bir yönetim. Siyasetin belki de genel kadar etkin olduğu bir yer oluyor. Dolayısıyla da işte bunda adaylık süreçleri, işte taraflar, destekleyenler, desteklemeyenler gibi böyle bir sınıflandırma içerisinde olursanız bu pek doğru olmaz. Hizmet edemeyiz diyorsunuz. Hizmet edemezsiniz tabii ki. Şimdi biz küçük toplumda yaşıyoruz. Burası bir köy. 120 hane bizim köyümüz. Hı hı. Yaklaşık da tahminim 470-500 nüfuslu bir köy bizimkisi. Hı hı. Burada herkes birbirini tanıyor ve biliyor. Bildiği için görev yapmak biraz daha basitleşiyor. Hı hı. Şimdi burada bir yüzünüz güleç olması lazım. Evet, İnsanlara karşı yaklaşımınız sıcak olması lazım. Evet. Planlarınız, projeleriniz olması lazım. Bu halk adına eğer ki buraya bir şeyler yapmak için geliyorsanız muhakkak ki önünüzde bir taslağınız olmalı. Evet, bir dakika muhtarım. Geleceğim. Evet sevgili izleyicilerimiz, şimdi muhtarımız diyor ki az önce Zeki abimizle konuşurken de aynı konu geçti. Cenab-ı Hak diyor ki Habibine, ey Habibim, eğer sen güler yüzlü, tatlı dilli olmasaydın senin dinini kimse kabul etmezdi. Yani sen alemlere rahmet olarak gönderildin diyor. Onun için muhtarımız da diyor ki tarafsız olacaksın, güler yüz, tatlı dilli olacaksın evet, diyor değil aynen, mi? Aynen. Evet. Muhtarım hemen biz sorunlarımıza geçelim. Şimdi köyümüzü bir tanıyalım önce. Tabii ki köyümüzü tanıyalım. Köyümüz Bursa Karacabey ilçesi Çavuşköy. Evet. Karacabey ilçeye uzaklığımız 26 kilometre. Niye Çavuşköy? Askerlik görevini burada yapan üç çavuşlar vakti zamanında görev süreleri dolunca buradan gitmemişler. Burada böyle bir üç hane olaraktan bir köy kurmuşlar. Bir sonra, yerli köy değil mi burası? Yerli köy. Tabii ki yerli köy. Yerli köy. İsa Bey Vakfı şeylerindendir. Köylerindendir aynı zamanda. Tahminim de geçmiş olaraktan 300-350 yıllık gibi bir şey vardır. Mazisi var. Yani mazisi vardır köyün. Ben şimdi tarihte biraz okudum sizin köyle ilgili. Bir şey gözüme takıldı. Hiçbir köyde olmayan bir şey gözüme takıldı. O da şu. Yani bir zamanlar 1908 yıllarında diyelim o tarihlerde 42 hane olan köyümüz bugün kaç hane? Bugün 120 hane. Evet, bugün 120. Yani devamlı bir nüfusta bir artış var burada. Şimdi yani bizde nüfusta artış var. Bölge itibariyle iyi bir konumdayız aslında. Evet. Bölge itibariyle iyi bir konumdayız. 99-2000 yılına kadar köyümüzün nüfusu 570, hatta ve hatta 97 sayımlarında 579 nüfusumuz vardı. Ama 99-2000'den sonra ekonomik şartların biraz daha değişmesi veyahut da nasıl diyeyim, insanların farklı çıkış noktalarına başvurmasıyla nüfusumuzda biraz gerileme oldu. Biraz olmuş. Yani tabii ki son 10 yıldan beri hiç göç vermeyen köyler arasında olmuş olmamıza rağmen şu 5-6 yıldır bizde de bu evet, sorun var. Yani Bandırma, Karacabey, Bursa gibi yerlere biz de biraz nüfus göçü verdik. Şöyle söyleyeyim, Karacabey'in 64 tane köyü vardır. Evet. Bandırma'nın 37 tane köyü vardır. Evet. Gezip görüldüğü zaman anlaşılır ki biz iddia ediyorum Karacabey'in yapısal olaraktan gerek altyapı, gerek üst yapı, gerekse
bina yapısıyla en yenilikçi, en göze batan köylerden birisidir. Peki muhtarımıza şimdilik bilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Daha sonra muhtarımıza tekrar beraber olacağız. Çavuşköy'ü gezmeye devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Bakın burada bir teyzeyi yakaladık. Bakalım ne yapıyormuş köyde, nasıl geçiriyormuş gününü. Kolay gelsin. İsminiz ne? Dürüye Türk. Dürüye Hanım. Dürüye'nin güğümleri var biliyor musunuz? Biz de şu an köydeyiz. Sizin de var mı böyle güğümleriniz? Allah, bizim yok yavrum öyle güğümümüz. İnekleriniz falan. Yok. Yok. Yokmuş bu Dürüye'nin güğümleri. Güzel yemekler biliyor musun? Güzel yemeklerimiz. Bizim işte şey yapıyoruz, biz mantı yaparız. Düğünlerde keşkek yaparız. Pirinç pilavı yaparız, öyle olur. Peki manavların keşkeği nasıl oluyor? Dibekte dövüyor musunuz? Dibekte mu? Döveriz. Ondan sonra koyuruz işte şey, çatladırız. Ondan sonra yemini yapar, pişiririz böyle, et koyuruz içine. Kim dövüyor onu dibekte? Kadınlar döver. Biz bazı yerlere gidiyoruz, hep erkekler yapıyor bu işte. Kadınlar yapar bizde. Bu köyde ben bayan göremedim. Nerede bu bayanlar? Onlar hepsi evinde. Bir kızım kimse işe giriyor böyle. Hepsi. Ama kimi kadın var böyle, otur kapı önüne, komşu komşu çıkarlar. Akşamleyin otururuz. Akşamleyin oturuyoruz. Hadi bakalım akşama bitince kadar Bursa'dayız. İnşallah görürüz. İnşallah görürsünüz. Niye kapatıyorsun bunu böyle? Ferece mi bu? İşte bu kimse görmesin diye bunu böyle kapatırız biz. Ama artık zaman değişti. Mantı giyin. Mantı bizim gençlerimiz giyiyor, biz giymiyoruz. Siz adeti sürdürüyorsunuz yani. Sürdürüyoruz biz adeti. Peki düğünleri nasıl olur bu Çavuşköy'ün? Bu Çavuşköy'ün düğünleri işte şeyli olur, böyle çalgılı olur. Çalgılı yaparlar, tutarlar çalgıları. Bir değişik adeti var mı? Değişik adetimiz yok. Evet, başka çocuklarınız var mı? Var yavrum, üç tane çocuğum vardı. Birisi kazadan öldü, üç tane yetimim kaldı. İşte birisi yanımda, bir kızımı birisi evli Bandırma'da. Evet. Öyle. O selam söylerim. Öğsüzlerime selam söylerim. İşte öyle. Evet, çok teşekkür ediyoruz teyzemize bizimle röportaj yaptığı için. Biz Çavuşköy'ünü gezmeye devam ediyoruz. Bizden ayrılmayın.